Ah, ne oldu sana Diyarbekir? Ne yaptılar sana Diyarbekir? Kahkahalara, dostluklara, tarihe, mektep olan sokaklarına kim kıydı Diyarbekir? Oyunların oynandığı, taşlarına oturup doyumsuz sohbetlerin yaşandığı sokaklarına. Kim döktü acıyı? Kim döktü gözyaşını Diyarbekir? Sen değil miydin beni kendine aşık eden? Beni buraya getirip kendine hayranlıkla tutsak eden. Ah yine ah! Şehrim, aşkım, sevdam. Ne haldesen Diyarbekir? Elleri kırılsın, yürekleri dağlansın. Sana kıyan iflah olmasın Diyarbekir. Sana sürgün hayatları reva göreni, anaların gözü yaşlı ahını alanı, çocukların, ah o masum çocukların düşlerini çalanı, ben affetmiyorum, affetmeyeceğim. Sen de affetme, sakın ha, sakın ha Diyarbekir, sen de affetme. Ah Diyarbekir, ah şehrim, ah sevdan, ah anılarım. Çözüm müdür ağıtlar, çözüm müdür havarlar? Oy havar, oy havar. Çözüm müdür sana arkamı dönüp gitmek? Seni hiç yaşamamış, seni hiç sevmemiş, seni hiç unutmamış, sevmemiş gibi, seni hiç hissetmemiş gibi unutmak. Sana aşkla bakan bu gözlerim kör olaydı. Kör olaydı da seni böyle görmeyeydi Diyarbekir. Ne halde sen Diyarbekir? Seni unutmak mümkün mü Diyarbekir? Değil elbet. Değil elbet şehrim. Değil elbet sevdam. Değil elbet özüm. Değil elbet. Değil elbet Diyarbekir'im, iki gözüm. Merhaba değerli izleyiciler. Diyarbekir'imizin geldiği hale, şu anki içinde bulunduğu hale uygun bir yazı. Duygularımı sizlerle de paylaşmak istedim. Aslında şu an içinde bulunduğu durumu anlatmaya bu duygular, bu cümleler, bu yazı yetersiz bile. Çünkü gerçekten bir tarih, bir şehir, bir nesil gerçekten çok yoğun yıprandı, çok yoğun sorunlarla iç içe, yüz yüze bırakıldı. En kısa zamanda bunları telafi etmek dileğindeyiz, niyetindeyiz. Hepimiz elimizden geldiğince. Bu akşam bir konfeti konuşacağız. Diyarbakır İl Başkanı Türkan Deveci Gürler hanımefendi burada. Kendisi bize bu oluşumu anlatacak. Türkiye'de yaptığı çalışmaları Diyarbakır'a, Diyarbekir'imize bu aşamadan sonra rehabilite sürecinde yapılması gerekenler dahilinde neler katabilir bir konfet? Tanıyacağız, öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş bulduk Yaşar Hanım. Öncelikle yüreğinize sağlık. O kadar güzel, o kadar içtenlikle okudunuz ki gönül isterdi ki yaralarından ziyade kahkaha seslerini ve şarkılar, halaylar eşliğinde biz bunları ifade etseydik de Diyarbakır'ın bu yüzünü görmemiş olsaydık. Evet. Dolayısıyla bir ana olarak, bir kadın olarak en çok mağduriyeti ve en çok sıkıntıları yaşayanlardan biri olarak inanılmaz bir derecede duygulandım. Bir kez daha Diyarbakır için kolları sıvamamız gerektiğini ve sahipsiz olmadığını belirtmemiz gerekir. Kesinlikle. Ve bunun için de elimizden ne geliyorsa değil gövdemizi, elimizi, dilimizi, gövdemizi taşın altına koyma kararlılığındaki ne kadar haklı olduğumuzun bir belirteci oldu.
Bu arada beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha öncesinden de Can TV izleyicilerime bu arada iyi akşamlar diliyorum hepsine. Bizler 2 yıl boyunca bu ailenin içerisine yetiştim. Burası bir eğitim yuvasıydı. Evet. Dolayısıyla başta Mehmet Bey'e, arka planda İbrahim Bey'e ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Onlarla biz çok ağladık, çok dertleştik, çok çözüm sürecini konuştuk. Buraya gelmemesi noktasında çok uyarılar yaptık. Evet. Ama tabii ki bir kader yaşanıyorsa ve bu kader de Diyarbakır'a mal oluyorsa acılarıyla maalesef biz artık bu kaderi değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ve haydi bismillah deyip de kolları sıvamak gerekiyor. Başladık. Ben bu akşam aslında konuk almadım değerli izleyiciler. Türkan'ın Can TV'nin gerçekten geçmişte çok başarılı programlarını imza atmış birisi. Şu an yoğunluğundan dolayı biraz ara verdik. Ara verdiniz, ama evet. En kısa zamanda yine siyaseti konuşmak için, gündemi konuşmak için bir arada evet. olacağız. Kadınlara özgüvenini, dolayısıyla kadınların siyasette var olma olasılığını yine konularla hep beraber tartışacağız evet. ve görüşeceğiz. Ama ben bu konuya girmeden önce biliyorsunuz 8 Mart günü kadınlar ile özdeşleşmiş bir gün. Bu bölgede kadınların gözleri hep nemli, hep mutlu, hep kaygılı. Üstüne annelik de eklenince bir o kadar da yaralı ve acılı. Bizler kadın olarak yaratılmışlığın bize verdiği ayrıcalık noktasında güçlü, gülümseyen, kararlı, umutlu ve cennet anaların ayakları altındaki vakur ve inancıyla yarınlarda buluşmak dileğiyle öncelikle bütün kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlu olsun diyorum. Yürekli kadınlarsınız ve diyorum ki gözlerinize baharlar yağsın, baharlar hiç eksik olmasın. Evet. Gözyaşlarının yerine, ağıtlar yerine, feryatlar yerine, figanlar yerine. Kesinlikle. Çok güzel sözler, yüreğinize ağzınıza sağlık. Bu arada değerli izleyiciler, bir konuğumuz daha olacaktı. Muhammed Seydi Güneş Beyefendi, kendisi yoğun çalışmalardan dolayı birkaç gündür sesi bir türlü açılamadı. Bugün de bizden tabii ki affını istedi, bizler de tabii ki dedik. Çünkü sağlık her şeyin başında gelir. Kendisine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Oluşumda Çünkü, gerçekten evet, büyük çalışmalara imza atmış birisi. Gece gündüz koşan arkadaşımız ve dolayısıyla şu anda sesi tamamıyla kasıldı. Dolayısıyla ben de dedim ki Seydi sen otur. Evet. Sizin sesiniz sesim olsun, nefesiniz nefesim olsun. Diyarbakır için bir şeyler yapmak evet. gerekiyorsa zaten bizlikte bacınız buradadır. İnşallah sizin sesiniz olacağız. İnşallah, inşallah olacaktır. Diyarbakır'a Türkan Deveci Gürler'i bir anlatalım izleyicilerimize. Evet, bir insanın kendini tanıtması kadar en güç bir soru, öyle diyeyim. Türkan Gürler 1995 yılında gelin olarak geldim ben Diyarbakır'a. Diyarbakır bana aş verdi, eş verdi, iş verdi ama ötesinde aşk verdi. Dolayısıyla o zamandan bugüne kadar Diyarbakır içerisinde ben öğretmenim. Öğretmenlik yaptım. Evet. Eğitim camiasında bir 12 yıllık öğretmenlik hayatım oldu. Mühendisim, aynı zamanda sosyoloğum, öyle söyleyeyim. STK'ların çoğu yerinde görev almakla beraber aktivistlik görevi yaptık. Bir ara gazetecilik soyunduk. Sonra televizyon programları evet. vesaire. Ama en öncesinde ana olmaya çalıştım. Ama Diyarbakır bana yar olunca yari boş bırakmamak geldiğine inandım. Ve bugün burada Diyarbakır'ın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir dönem birkaç tane vekil ve başkanlık adaylık süreçlerim oldu. Onlarla da siyaset arasında olmaya çalıştık. Ama ötesinde her şey dediğim gibi Diyarbakır için evet. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kanımızca, kararımızca. Yapılması da gerekiyor. Şimdi ben bugün sur içinde biraz gezdim. Yani Diyarbakırlı değiliz. Burada çocukluğumuz, gençliğimiz geçmedi. Ama benim 18 yıl oldu. Evet. Ben de Diyarbakırlıyım. Düşünüyorsunuz ben kendi adıma hatıralarımın yok olduğunu gördüğüm yerlerde inanın bana çok duygulandım. Gelin görün ki o yörede yetişmiş, o yörede çocukluğu, gençliği geçmiş insanlar için çok büyük bir yıkım.
olmaz mı? Çok büyük bir yıkım. Şimdi öyle bir şey ki sorun Diyarbakır'ın tarihi açısından değerlendirdiğimizde inanılmaz bir yere sahip, evet. Ruhu olan bir şehir. Diyarbakır'ı diğer illerden ayıran özelliklerden bir tanesi ruhu, tarihi, kültürel dokusuyla farklılık yaratan bir il. Evet. Ve sur biliyorsunuz ki Çin Seddi'nden sonra en uzun surlarla çevrili bir yer ve şu anda UNESCO'nun denetimi altına girip de turizmin tarih kokan bir yeri, evet. Ve turizm kokan bir yer şu anda bu şekilde olması bizi inanılmaz bir derecede korkunç. Üzmekse biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yeniden yapılandırması için çalışmalar yapıyoruz ama öncelikle tabii ki bu ortamın bitmesi gerekiyor. Bir şiddet ortamının kesinlikle koşulsuz, şartsız, şurtsuz bitirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü benim bir tane annenin daha gözyaşlarına tahammül edecek gücüm kalmadı. Ve kalmasına da müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle olması gereken de bu. İnsan olmak adına, bırakın o bu şu olmayı, insan olmak adına yanımızdaki insanların acılarını anlamak gerekiyor ve onlara da çözüm yaratmak gerekiyor kesinlikle. Siz çok güzel bir oluşumu Diyarbakır'da il başkanı oldunuz. Evet. Bir konfet. Hı hı. Bir konfet nedir? Bir konfet birleştirici iş dünya gücü konfederasyonu dediğimiz bir yapı, yeni bir yapı ve bu yapı iş dünyasının nabzını tutabilecek kapasitede olan bir federasyon. Türkiye'deki 2015 yılında kuruldu, yeni kuruldu ve hızla tüm illerdeki hemen hemen bütün illerdeki yapılanmasını gerçekleştirdi. Gerek ulusal anlamda gerek uluslararası anlamda ülkelerin bir kısmında da bu oluşumunu bitirmeye çalışıyor veyahut da yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Hı hı. Birleştirici iş dünyası adından da belli olduğu üzere iş kadınlarını ve iş adamlarını aynı çatı altında buluşturup iş dünyasına yön vermek, gerek projeleriyle, gerek yöreselliğiyle, gerek yereldeki konumlandırılmasıyla bir üst çatı oluşturma noktasında oluşturulmuş bir federasyon, bir dernek, yine bir STK, bir sivil toplum oluşumu. Takdir edersiniz ki sivil toplum kuruluşlarının otokontrol sistemi vardır. Gerek iktidar üzerinde, gerek devlet yapılanması üzerinde, gerekse halk üzerinde, evet. Bir otokontrol ara elçi konumlandırılması üstlenmiş yapılardır bunlar. Bu yapıları hareketlendirmek, aktif hale getirmek ve bunu eğer iş dünyası bazında ele alırsak, bir konfet dünyası adında alınırsa daha farklı bir bakış açısıyla iş dünyasına farklı bir bakış açısı getirmek üzere kurulmuş bir federasyon. Çok güzel. Aslında STK'lara hemen girmişken, STK'ların gerçekten bu pozisyonda olması gerekiyor. Her şeyin ve herkesin üzerinde olup hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bulunduğu şehre ve halkına hizmet vermesi gerekiyor. Çözüm yaratması gerekiyor. Gerektiği zaman da takoz görevi görmesi gerekiyor. Şiddete, farklı oluşumlara, farklı durumlara dur demek adına. Şimdi STK'nın biraz önce de bahsettiğim gibi otokontrol sistemi vardır. Sigorta görevi görürler. Hı hı. Şiddetin olduğu kısımlarda dur demesi gerektiği noktalarda etkin olması gerekiyor. Ama şimdiki STK'lara baktığımızda bunu biraz tabii ki etkin olarak yapan birkaç kurum ve kuruluş var ya da STK'lar var ama genel anlamıyla bunun etkinliğini göremedik bu süreç içerisinde. Evet. Çünkü STK'ların amaçları dışında hareket etmeleri ya da farklı mecralarda farklı yapılara hizmet etmesi noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu ya da suskun kalmaları. İşte suskun kalmaları bu yapıların hizmet noktasındaki dirayetsizliklerinden dolayıdır. Hı hı. Yoksa STK'ların gücü o kadar fazla ki ve özellikle eskiden siz bilirsiniz ben STK'ları eski aşiret, eski feodal yapıyla özdeşleştiririm ama bunu daha demokratik yapılanmış bir üst düzey olarak, evet, değerlendiriyorum. Aynen, aynen. Çünkü toplumun üzerindeki etkileri, iktidar yaptırım güçleri, tabii. Yaptırım güçleri
inanılmaz bir derecede etkilidir. Çünkü siz bir sürü insanı aynı amaç doğrultusunda insanları bir araya getirerek siz bir güç oluyorsunuz ve aynı amaca hizmet ediyorsunuz. Hı hı. Bu amaç doğrultusunda da sizin sosyal sorumluluğunuz var ve bu sosyal sorumluluğu da yerine getirmek zorundasınız. Kesinlikle. Ha, şu anda bu zorundalıkla şu anda yapılan arasında tezatlıklar varsa da bu da STK'ların eksikliklerinden dolayıdır. Yoksa mesela Türkiye'de özellikle Diyarbakır'da 1000 üzerinde STK var. Korkunç bir rakam, evet. Tabii ki siz 1000'in üzerinde bir STK'yı sadece yönetimle alakalı yaptırdığınız zaman yaklaşık bu 20.000, 30.000 insana tekabül ediyor. Evet. 30.000 insan demek inanılmaz bir güç demek, inanılmaz bir ses demek, inanılmaz haksızlıklar noktasında tek yumruk demektir. Dur demek tabii. Dur demektir ama şu anda ben STK'lara baktığımızda sessiz ve suskun kalmayı tercih ediyorlar. Şiddet nereden gelirse gelsin, evet. Zulüm nereden gelirse gelsin, buna dur demek gerekiyor. Hele bunu çocuklar, anneler, halk bir şekilde buna itikleniyorsa ve burada mağduriyet yaşıyorsa, siz ne olursa olsun bunu söylemek zorundasınız. Hı hı. Eğer siz bunları söyleyemiyorsanız, o zaman siz STK olarak geri çekilmek zorundasınız, köşenize çekileceksiniz. Böyle bir vizyon ve misyonla da insanların halkına çıkmamalısınız diye düşünüyorum. Evet. Buradan da ben Diyarbakır'daki STK'lara sesleniyorum. Lütfen Diyarbakır'a sahip çıkın. Diyarbakır'ın yeniden oluşması, bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Elbet bu süreç bitecektir. Bu şiddet ortamının mutlaka bitmesi gerekiyor. Gerekiyor, bitecek. Gerekiyor, bitecek ya da öyle veya... Çünkü biz bunu her programda gerekiyor. Ben ara ara şey veriyorum. Bizler tamam sınırlarımızdaki pek çok ülkede bir şeyler yaşanıyor ama bizler öyle değiliz. Bizim kaybedecek çok fazla şeyimiz var. Hani Suriye deniyor tamam da biz Suriye ile eşit değiliz. Yani oradaki bir kültürel yapıyla, oradaki bir iş alanıyla, farklı durumlarla bizim kaybedecek çok fazla durumumuz var. O yüzden bunları göz önünde tutup da, göz önünde bulundurup da geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi Suriye ile Türkiye'yi şu anda kıyasladığımız zaman ondan konuşacak çok konular evet. var. Bunu detaylı olarak farklı bir programda ele alırız. Şimdi onların güttükleri siyaset, politika ya da rejimdeki aksaklıklar bizimle asla paralel değildirler. Çünkü bizim demokratik bir yapımız var, bizim bir cumhuriyet rejimimiz var. Bunun akabinde farklı bir konumlandırılmamız var. Gerek Türkiye'de gerek ulusal bazda bizim farklı bir bakış açımız var. Hem dünyaya evet. hem içsel dinamiklerimize. Dolayısıyla bizim adımlarımız çok farklı olacak. Geleceğe yönelik çünkü Türkiye, Orta Doğu'nun
en gelişen ülkelerden biri konumunda. Hele hele Diyarbakır gibi veyahut da bölgeyi kapsayan konuları ele aldığımızda burası da dinamizmin en yoğun olduğu yer. Evet. Onun için kaybedeceklerimiz arasında zaten çok çok şeylerin olması lazım ama hayatları kaybetmek evet. başlı başına bir yıkım. Ben artık gelecekle ilgili hani tabii ekonomik alanda biz gelişeceğiz. Tabii ki burada yeniden şekillenecek şu anda gündemimize siz de biliyorsunuz anayasa değişikliği var. Başkanlık rejimi tartışılıyor. Onun gelmesiyle beraber Türkiye'de olacaklar noktasında yapılanmalar sağlanıyor. Ama hiçbir rejim, hiçbir başkanlık ya da anayasa bir ananın gözyaşlarına bence üstün gelemez. Gelemez. Bir ananın yüreğini yakacak noktada onun yüreğine su sepemez. Ama tabii ki gelecek nesillerimiz için, gelecekte olan çocuklarımız için, şu anda yaşayan çocuklarımız için onları koruma adı altında nerede bir güzellik varsa biz onun yanında yer yapılması, almak zorundayız. Kesinlikle yapılması gerekiyor. Yapılması. Gönül isterdik hiçbir şey olmasın. Biz bir yıl öncesine dönelim. O turizmin canlı olduğu sokakların, hanların, tarihi mekanların dolu olduğu günlere geri dönelim. Gönül hep bunu istiyor. Ama olmadı, olmadı. Çok ağladık, çok üzüldük, gözyaşı döktük. Bundan sonrası işte çok önemli. Evet. Acılarımız var, acılarımız burada duracak. Bir anne hiç kimseye Allah yaşatmasın bu durumu. Evladını kaybeder, o büyük acıyı yaşar. Bir süre sonra hayata devam eder ama o acı hep onun şurasındadır. Gitmez o acı. Ama nedir? Hayatı da bir yerden yakalamak zorundadır. Bizler de şu an bu durumdayız. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz şurada duracak. Bir ömür boyu bizimle mezara gidecek. Çıkmaz o acılar. Ama nedir? Bizim yapmamız gereken bundan sonra şehri kalkındırmak adına, acıları unutturmak adına neler yapabiliriz? İşte bu, bu devrede sizin konfet. Çünkü anlatacaklarınız var. Bir evet. konfet. Bir konfet iş dünyasını dediğimiz gibi bir araya getiren bir federasyon. Burada şehrin yeniden yapılanması için ortak bir platformda hareket alanları oluşturmak adına oluşum. Ve biz buraya Diyarbakır İl Başkanlığı'nı bize verdikleri zaman ben memnuniyetle kabul ettim. Aslında ilk başta biraz şeyli bakıyordum, kuşkuyla bakıyordum. Ama şimdi baktığımızda şehrin rehabilite edilmesi, şehrin kalkınması, işte surdan mağdur olmuş ailelerin iş alanları, iş sahalarının oluşturulması noktasında Türkiye'nin her yerinde buraya yatırım yapılması ve burada istihdama yönelik ya da yeni iş alanlarının yaratılması noktasında biz bir otokontrol sistemi yapacaksak, bir aracı yapacaksak dolayısıyla ben bunu kabul ettim. Bu Birleştirilmiş İş Konfederasyonu'nda, İş Gücü Dünyası Konfederasyonu'nda yapılacak olan bütün yapılanmaların Diyarbakır'da ilk olarak, ilk öncelikli şehirler arasında olması gerektiği noktasına yola çıkarak biz buradaki oluşumu başlattık. Yönetimimizle beraber hatta size bir müjdeli haber vereyim. Evet. Cumartesi günü olarak burada ilk il başkanları, genişletilmiş il başkanları toplantımızı burada gerçekleştireceğiz. Bizim yoğun taleplerimiz ve yoğun isteklerimiz üzerine burada yapacağız. Çok ve güzel. 300 tane iş adamımızı Diyarbakır'da arayacağız. Buradaki şehrin durumunu, birlik beraberlik mesajlarını ve Diyarbakır halkının yalnız olmadığını burada hep beraber bunu deklare edeceğiz ve bunu biz yayınlayacağız tüm Türkiye'ye. Dediğim gibi mazlum bir halk varsa ya da burada bir şiddet ortamı varsa bu şiddet ortamına dur demek için bütün iş dünyasının saygın, etkin kişileri ve aynı zamanda il başkanları burada olacaklar. Birlikte biz Diyarbakır'ın yaralarını sarmaya, Diyarbakır için ne yapabiliriz noktasında bir araya gelip burada iki günlük bir çalışma yapacağız. Tabii bu arada bütün STK'ları da buraya davet ediyoruz. İki günlük programımız direkt olarak STK'ların e-mail sayfalarına gidecektir. Bütün halkımızı oraya bekliyoruz evet. bu anlamda. Diyarbakır adına
Diyarbakır adına birleşme zamanıdır, bir şeyler yapma zamanıdır. Zaten siz de bu oluşumun içerisindesiniz. Ben herkese mesela yarın da hemen şey olmuşken bir engelli derneğinin başlattığımız bir şeyi var, kampanyası var. 10 Mart 10 Nisan arası. Onlara da desteğim her zaman yanlarında, her zaman. Ben Diyarbakırlı değilim, kağıtta değilim ama her şey kağıt değil. Şurada gerçekten ben Diyarbakırlıyım. İnanın bana, şu olaylar sürecinde ben bir iki defa mecburiyetten il dışına çıktım. İki defa çıktım. Ama iki gün, üç gün sonra hemen döneyim. Ne varsa. Ya da işte pek çok eş dost, işte düğün oldu, dernek oldu, ben gelemiyorum. Ya gerçekten çok tuhaf bir şeydir. Benimsemek böyle bir şey. Bilmiyorum, ben onu zaten burada zaten bir yazımda onu da paylaştım. Ben mi seni çok sevdim, sen mi beni iyi ağırladın bilemedim. Ama ne önemi var? Ben seni çok sevdim be Diyarbakır. Ben sende çok mutluydum be Diyarbakır. Ben sende çok huzurluydum be Diyarbakır. Diyarbakır, ilk geldiğimizde evet sizin sözlerinize katılıyorum. Ben hep bunu söylerim. Bana yar oldu, yaren oldu, diyar oldu. Ve ne gariptir, 95 yılında geldiğim zaman ürkek bir şekilde gelmiştim Diyarbakır'a. Diyarbakır'a şöyle bir baktım, ne kadar yol alabilirim? Gençsiniz, 16 yaşındasınız. Diyarbakır neler katabilecek size, ya da siz Diyarbakır'a ne katabileceksiniz? Ama oradan buraya baktığımda, evet, Diyarbakır'ın babalarını babam saydım, analarını anam saydım, evet, çocuklarını çocuklarım saydım. Ve bugüne kadar onlarla beraber aldık, onlarla beraber yol aldık. Evet. Bundan sonra da onlarla beraber olacağım, son nefesime kadar. Dediğim gibi Diyarbakır bana aş verdi, eş verdi, iş verdi. Çocuk verdi. Ama ötesinde aşk verdi. Evet. Tabii ben 3 tane Diyarbakırlı çocuğun annesiyim. Allah bağışlasın. Eşim de Diyarbakırlı. Onun için biz hep beraber ağladık. Bugüne kadar geldik. Şu anda benim gördüğüm durum hiç hoş değil. Hiç istemediğim, defalarca kaygılanarak seslendiğim, evet, Diyarbakır'ın üzerinden çekin ellerinizi dediğim bir dönem ve bugün maalesef bunları yaşıyoruz. Bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve ben kim sorumluysa, kimler yapıyorsa lütfen artık elinizi çekin, durun. Diyarbakır bunu hak etmiyor. Evet. Bölgem bunu hak etmiyor. Şu anki manzarayı, şehirde yaşayanlar olayların buraya geleceğini inanın bana bilseydi, en başta çok büyük önlemler alınırdı. O az önce bahsettik ya, otokontrol. Evet. Halk otokontrolünü kullanırdı. Evet. Evet. Şimdi otokontrolünü kullanırdı tabii ki Diyarbakır. Fakat şöyle de bir şey vardır. Siz bazen mesela 6-7 Ekim olayları vardı. Evet. Akabinden farklı şeyler oldu. Sürekli Diyarbakır üzerinden farklı eller oldu. Ne isterler, evet, bu Diyarbakır'ımdan anlayamam. Ama Diyarbakır'ımda ne vardır? Sahabeler vardır. Diyarbakır'ımda ruh vardır, ruhaniyet vardır. Diyarbakır'ımda insanlık vardır. Diyarbakır'ımda fikir vardır. Siz siyasetçi çocuğundan tutun da 60-70 yaşındaki insanlardan siz, evet, ülkenin nasıl olması gerektiğini duyarsınız. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir gün Diyarbakır'da ne yapılması gerektiği noktasında konuşurken, hani kafamda böyle o hayallerle Diyarbakır'ın sokaklarından geçerken, iki tane çocuk, 12-11 yaşlarında çocuklar, tahmini yaşlar, Türkiye siyasetini konuşuyor ve dedikleri şu: şöyle şöyle olursa, evet, evet, Diyarbakır daha ilerleyecek, şöyle şöyle olursa, inanır mısınız, seçim sonuçlarını bile değerlendiriyorlardı. Bu o kadar güzel bir şey. Acılar. Acılar olgunlaştırıyor insanları. Evet, burada çocuk olmak yok. Yok. Direkt siz doğarsınız. Ya adamsınız ya kadınsınız. Ya kadınsınız. Aynen. Ötesinde öyle yoktur. Çelik çomak oynamayı bilmezler. Biz çocukluğumuzda çelik çomak oynardık, kevir klor oynardık, gece ay ışığında ıslık çalarak oynardık. Yani o kadar güzel şeyler vardı. Biz 18 yaşına kadar sokakta oynadık. Yazın, evet, gece 12'ye kadar sokakta top oynardık. Evet.
Evet. Ama şimdi buradaki çocuklar dediğiniz gibi 5 yaşında, 6 yaşında çocuk siyaset konuşuyor, oyun konuşmuyor. Evet. İşte biz çocukluklarını geri vermek için hepimiz bir şekilde anneler, kadınlar olarak aynen. Biz bu olaya dur demek zorundayız. Kahkahalarını çocuklarımızı duyabilmek için, sur dibinde çelik çumak oynayabilmek için, yıkımları durdurabilmek için ve en önemlisi çocuklarımızın yaşaması için biz bir şekilde el atmak zorundayız. Ve ben bir anne olarak gücümün yettiği kadar, nefesimin yettiği kadar bu oluşumları Diyarbakır'a getirerek buradaki yapılanmayı yeniden sağlamak zorundayız. Çocuklarımızın gelecekleriyle alakalı olarak. Şimdi burada Diyarbakır'da inanılmaz eksiklikler var. Ben tekrar ediyorum. Diyarbakır'ın eğitiminden tutup sağlık alanına kadar, çeşitli kademelerine kadar her şeyde aksaklık var. Gelen tamamı bu aksaklıkları onaracağı yerde bir aksaklık daha ekleyerek evet. Yollarına devam etmişlerdir. Dişlilerden biri takıldı mı zaten hepsi ard arda geliyor. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Siz bir yapı oluşturduğunuz zaman ilk başta ne yaparsınız? Temelini atarsınız. Temel inşa eder. Ama ne gariptir, siz inşaya getiriyorsunuz, temelden yok ediliyor. Yok, aynen. Şimdi eğitim alanında siz baktığınızda Diyarbakır 81. belki vilayet ya da bilemiyorum 50 civarlarda olması lazım eğitim alanındaki aktiflerden. Eğer burada eğitim yerli yerinde yapılmış olsaydı eminim çocuklarımız şu anda seksekli yollarda seksek oynayacaktı. Olacaktı. Aynen, siyaset konuşmayacaktı. Bunun dışında tabii ki siyasette konuşacak ama siyasetten önce siz hazır bulunuşluğu vermemiş olmanız lazımdı. Çocuklarımın spor salonlarında, çocuklarımın eğitim yuvalarında şen şakrak kahkaha sesleriyle devam ettirmesi ve hayata alıştırılması gerekiyordu. Evet, çocukluklarını, gençliklerini, ergenliklerini her dönemi doyasıya yaşamaları gerekiyor ki ileriki dönemde bunlarda gerçekten travmalar yaşamalarına sebep olmasın. Evet, travmalar zaten başlı başına bir olay. Çünkü benim çocukluğum geceleri, benim şiirim vardır. Belki Facebook sayfalarından da beni takip edenler olmuştur. Benim çocukluklarım yıldızlar yerine kurşun seslerini saydık biz çocukluğumuzda. Ve onların yaralarını içimizde sindirdik. Bunların bir daha olmaması için bugüne kadar elimizin, bedenimizi, gövdemizi her konuda arenalarda bulunduk. Ve bizi bazen anlayamadılar. Neden bu kadar çok yönlü geliyorsunuz diye. Evet. Çünkü biz çok yönlü gelmek zorunda kaldık. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık, gençliğimizi yaşayamadık. Eğitim olanaklarını yaparken sınırları zorladık. Kadınız. Çünkü kadın olmak zaten Güneydoğu Anadolu bölgesine ya da Türkiye'de başlı başına bir dezavantaj. Dezavantaj, kabahat. Evet. Kadın olmak bir kabahat. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık kadınların kabahatten ziyade artık çözüm üreten, yaratıcı, geliştirici, dönüştürücü evet. Ve elini masaya vuran kadınlar olacağı için, buranın yeniden imarını sağlayacak kadınlar olacağı için kadınlara çok iş düşüyor. Artık avantaj değil, dezavantaj olduğunu bilmeleri gerekir. Evet. Kadın burada güçlü, artık güçlü olmak zorunda. Artık zırhını takmak zorunda. Evet. Biz daha öncesinden bize yüklenen annelik ve eş durumundan dolayı zırhımızı bırakarak çıplak konumda toplumun, eşimizin, ailemizin huzurundaydık. Evet. Ama şimdi zırhımızı giymek zamanı. Çocuklarımız için giymek zamanı. Biz hep diyoruz ya annelerin en büyük şeyidir. Çocuğum için aslan olurum, kaplan olurum. Şimdi bunu olmanın zamanı çünkü çocuklarımızın çalınmış hayalleri var. Evet. Oynadıkları sokaklar yok artık. Evet. Ben çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Okullarından bu çocuklar dağıtıldı. Okullar yakıldı, okullar kapatıldı. Ne büyük travma yaşar o çocuklar biliyor musunuz? Evet. Yani bir gün bir çocuk okula gitmediği zaman ağlar öğretmenimi, arkadaşlarımı göremedim diye. Evet. Bu çocukların hayalleri ellerinden çalındı. Bu çocukların oyunu çalındı, arkadaşları çalındı. Biz anneysek, aslan oluyorsak, kaptan oluyorsak şimdi tam zamanıdır.
O çalınan hayalleri geri alıp çocuklarımıza sunma zamanıdır. Bunları yapmak adına da gerçekten en büyük görev annelere düşüyor. Çünkü anneler isterse her şeyi yapıyor. Biz diyoruz ya, işte acıları biz çekiyoruz da biz çok dayanıklıyız da. İşte şimdi hani biz diyoruz ya, erkekler niye bize söylediği şeyleri yapmıyorlar? Her şey söylemde kalıyor. Biz de söylediğimiz şeyleri yapalım, her şey söylemde kalmasın. Şimdi şöyle de bir şey var. Evet, her şey söylemde kalmasın. Şimdi siz güçsüz bıraktığınız bir kadından da çok bir performans bekleyemezsiniz bu anlamda. Eğer bir kadının elinde iş olanağı yoksa, eğer bir kadın eğitimden uzak durulmuş da, eğer bir kadın çalışacak, çocuğuna yetebilecek güçlü bir altyapıya sahip olamamışsa, siz o kadından da böyle bir performans bekleyemezsiniz. Ya kendini çocuğunun önünde atarak heba eder, evet, ya da oturup kaderine yanar. İşte biz de bu kadını güçlü kılmak noktasında işte bir konfet devreye giriyor ve orada kadınları güçlü kılmak adına iş dünyasında etkin ve yetkin konuma getirmek için biz bu oluşumda da aslında bir öncülük ettik. Öyle söyleyelim. Diğer ilanın tamamında belki erkekler aktif olarak rol aldı ama artık biz ele aldıktan sonra diğer illerde de kadınlarımız bu işe soyundular ve kadınlarımız da bu yola baş koymaya başladılar. Şimdi esas olan kadını nerede, nasıl değerlendireceğiz? Kadınlar nerede olmalı? İşte burada da öncü kadınlar devreye giriyor. Işık tutma, yön gösterme, düşeni tutup kaldırma, gerektiğinde gözyaşını silme anlamında sizler gibi öncü kadınların devreye girmesi gerekiyor. Ve sizler gibi. Teşekkür. Dolayısıyla Diyarbakır'da çok güçlü kadınlarımız var. Şu anda etkin ve yetkin konumda. Gerek iş dünyasında, gerek STK'larda, gerek başka arenalarda olan kadınlarımız var. Ama ne hikmetse erkeklerin olduğu gruplarda ya da durumlarda yetki eksikliği var. İşte bu anlamda kadınların yetkilendirilmesi gerekiyor ki etki alanları çok olsun. Evet. Kadınlar etkileyebilsin. Bunun için de dediğim gibi önce ekonomik anlamda güçlendirilmesi lazım. Ekonomik anlamda güçlendirilmesi demek yeni projelerle kadınlara iş olanakları sunmak. Evet. İkinci olarak eğer bu altyapıdan eğitim eksikliği varsa kadını eğitim alanında güçlü kılmak. Eğer annelik alanında ya da kadın olma dolayında bir eksiklik varsa onu o anlamda da eğitip üç alanda hayata hazırlamak gerekir. Bunu değerlendirdiğimizde eğitim dedik, ekonomik dedik, ahlak ya da dediğimiz işte altyapı hazırlığındaki kendi üzerine düşen rolleri yerine noktasında güçlü kılmak lazım. Evet. İşte bu güçlendirme noktasında da iş bu tür oluşumlara düşüyor. Eğitim alanında işte kadınları okullara yönlendirme, işte kız çocuklarının eğitimini sağlama, bunları daha çok oraya dekare etmek diyoruz ama şu anda esas konumuz bu çocukları yaşatmak. Şu anda buradaki Diyarbakır'daki, Silopi'deki ya da işte Diyarbakır'ın çevresindeki şu anda şiddetin çok olduğu bölgelerde önce bizim bunların hayatlarını garantiye almamız lazım. Evet. Hayatın garanti, yaşam hakkının elinden aldığı bir yerde siz geleceğe hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Öncelikle bu olayların, bu şiddet ortamının sonlandırılması gerekiyor. Ben buradan herkese sesleniyorum. Ne oluyorsa olsun ama mutlaka bu şiddet ortamının bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Bir yıl önceye dönülmesi mi gerekiyor? Lütfen dönülsün. Ya da 10 yıl ileriye mi gidilmesi gerekiyor? O zaman koşarak lütfen o 10 yılı bize geri getirin. Ben tekrar ediyorum, bir tane annenin, bir tane çocuğunun ölümüne benim asla rızam yoktur. Yoktur, yoktur, bu böyle bilini. Olmaması da gerekir. Bir konfet aslında en büyük sınavını burada verecek. Evet. Ben ona inanıyorum çünkü bir konfetin misyonuna uygun en şehir burası, Diyarbakır şu an. Gerçekten kaldırılması gereken bir şehir. Keşke olmasaydı. Ah, o keşkeler en nefret ettiğimiz kelimedir ama kullanıyoruz bazen, gerekiyor. En büyük başarısını ben burada göstereceğine inanıyorum. Çünkü konseptine
uygun, en uygun şehir burası. Kalkındırılması gereken bir ekonomi, rehabilite edilmesi gereken bir halk, yeniden inşa edilmesi, iş imkanlarının sunulması gereken bir şehir. Evet. Bir konfet bu anlamda Diyarbakır'a neler sunar? Şimdi, neler getirir? Neler sunmaz ki? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir konfet iş gücünün ve iş dünyasının tamamını buraya getirmek noktasında bir garantörlük görevi görüyor aslında. Şimdi Sayın Başkanımız Osman Ünsal denetiminde ve akabindeki il temsilciliklerinin tamamında en öncelikli kalkınmaya müsait, öncelikli konumda olan illerde farklı bir çalışma sistemi uyguluyoruz. Bunu da ilk olarak Diyarbakır'da startını verdik. Bunlar bizim çalışmalarımız ve bizim ekip sizlerle... Bu çok büyük bir başarı çünkü tüm Türkiye'yi, ilk defa böyle bir şey yaşanıyor sanırım, tüm Türkiye'deki bir konfet temsilcilikleri Diyarbakır'da toplanacak. Evet. Ve Diyarbakır'da burada birlik, beraberlik mesajları verecek. Akabinde iş dünyasının buradaki yatırımların yeniden buraya aktarılması noktasında vurgularda bulunacak. Çünkü buradaki esnafımız, iş alanındaki bütün insanımız bir şekilde yara aldılar ve hatta çok kapatan iş yerleri oldu, yara alanlar oldu, yurdunu yuvasını dağıtanlar, buradan gidenler, göçler vesaire vesaire bir sürü olumsuzluklar gerçekleştirdi. Eğer biz de bir konfet ailesi olarak, bir nebze olarak burada katkıda bulunup da bu insanlara bir yöntem ya da bir aracı olabileceksek biz bunların tamamını yapmaya hazırız. Bunlarla halkla, buradaki esnafla, buradaki STK'larla bir konfet dünyasını, ailesini bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla el ele vererek Diyarbakır için ne yapabiliriz? Onun şekliyle yola çıktık. Bunun için de Cuma Cumartesi tekrar ediyorum. Evet. Programlarımız var, bir çalışmamız var. Bunlar halkla bir araya gelecekler. Buradaki esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelecekler. İş dünyası dediğim gibi Diyarbakır'a neler yapabilir? Onun bir istişaresini yapacağız. Yerinde görerek, yerinde istişare ederek, yerinde yapılandırarak, yerinde projelendirerek dolayısıyla bizler elimizi taşın altına koyacağız. Biz de bunun dediğim gibi il olarak, ekibimiz olarak bizler de onun garantörlüğünü yapmak için uğraşacağız. Bunun takipçisi olacağız. Bekleyin ve görün diyoruz. Hakikaten çok kısa zamanda çok şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü ilk başarımız dediğim gibi Türkiye'nin iş dünyasının tamamının nabzını burada atmasını sağlıyoruz. Evet. Ve cumartesi, cuma cumartesi olarak burada tüm Türkiye'ye bunun ispatını gerçekleştireceğiz. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla da Diyarbakır'da bir oluşum varsa, Diyarbakır'a bir birlik kazandıracaksa, Diyarbakır'a bir... Evet, şu an sesler başlıyor. Maalesef en kısa zamanda bu seslerin çocuk gülüşlerine, kahkaha seslerine, eski günlerdeki gibi neşeli günlere dönmesi amacımız, temennimiz. Buyurun. Evet. İşte bu sesleri duymak istemiyoruz. Şimdi bizlerin sorun içerisindeki zaten düşünmek istemiyorum ama tabii ki biz ara zaman zaman yani yaklaşıyoruz sınırından ya da işte kaldırıldığı zaman içine girmeye gidiyoruz, giriyoruz içine aynen. Evet, girmeye çalışıyoruz. Çünkü oradaki gördüğümüz zaman bizlerin çocuklarından tutun her kanı travmalar yaşanıyor. Bir an önce bu travmaların iyileştirilmesi lazım. Çünkü bizler 30 yıl geriye gittik. 30 yıl geriye demek gitmek ne demek? Ekonomik anlamda gidiyorsunuz, güven anlamında gidiyorsunuz, sadakat anlamında giriyorsunuz ve siz geleceğinize kaygıyla bakıyorsunuz. Ama biliyoruz ki Türkiye neler yaşamadı ki? Evet. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye olması gereken, özellikle Diyarbakır hak etmesi gereken yerlerde olması için güç birliği gerektiren noktadayız. Bu anlamda biz hep beraber Diyarbakır için bir şeyler yapmak zorundayız. Zorunluluğu da bırak, gereklilik artık. Evet. Gereklilik artık. İnşallah bundan sonraki süreçte iş dünyası da elinden geleni yapacaktır. Bir konfet ailesi de üzerine düşenin fazlasını yapacaktır. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Bunun dediğim gibi takipçisi olacağım. Yapmaya da devam edeceğim. Ve kadınlarımıza yol, ışık, destek
ne gerekiyorsa bunları da bekleyeceğiz. Evet, zaten benim amacım kadınlardı. Bugüne kadar hep yol haritamızda kadınlar oldu. Hı hı. Çünkü bizler bir kere hani bunların tamamını yaşayan, sırtımızda, omuzlarımızda yükünü kat ve kat fazlasını hisseden kadınlarız. İş aranında olsun, bir kadın olmak, iş dünyasında bir kadın olmak çok zor. Evet. İnanılmaz bir çok zor. Çünkü erkeklerinden siz bir adım geride başlıyorsunuz. Siz iş dünyasında var olabilmek adına çocuklarınız var, eşiniz var. Ben burada araya giriyorum. Siz geçen gün bir anınızı paylaştınız. Şimdi anlatırken aklıma o geldi. Kadın olmak gerçekten zor. Şimdi siz burada program yaptığınız dönemde telefon geldi, çocuğunuz işte kötü bir şekilde düşmüş. Evet. Hani o an programı hiçbir şey düşünmeyip siz anne olarak koştunuz. Evet. Ama belki baba olsaydı programın bitişini işte bir şekilde devam ettirecekti. Ama işte annelik bu, duyarlılık bu. Duyarlılık bu. Acıyı hissetmek bu. Bunu gerektirir mi bilemiyorum. Erkekler annelik her şeyin önüne geçiyor. Tabii ki. Tabii zaten mi? Annelerin, kadınların el attığı her durumda duyguyu ön plana çıkartmalarının sebebi de bu zaten. Evet. Bizler bir işe gireceğimiz zaman bile hissediyorsak giriyoruz, hissediyorsak destek sunuyoruz, hissediyorsak yanında oluyoruz. Çünkü biz kompleks, yani kompleks bir yapıda yaratılmışız. Evet. Çoklu düşünüyoruz. Detaylar bizim için kıymetlidir. Sorunlar bizim birini için kırar kıymetlidir. Mıyım söylemlerimle, tabii birini ki üzer miyim? Ama erkek daha şey bakıyor. Evet. Dümdük. Dümdük bakıyor. Ne alıyorum? Ne kadar yol kat ederim? Akademik anlamda ne kadar yol alırım? Erkek buna bakıyor. İşte kadınların artısı bu. En güzeli bu. Girdiğimiz her ortamda biz bunu dile getiriyoruz. Geçen hafta da sağ olsunlar Diyarbakır Spor maçına gittik. 1-0 kazandılar. Bizim uğrumuzdu yine. Buradan yine söyleyelim. Kadınların uğru. Orada bile diyorum ki ya lütfen. Evet, güzel başarılar sağlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir yönetim kadrosu da var. Cemal Bey, buradan sevgiler, saygılar. Yanınıza bir de kadın yüzü alın. Gittiğiniz yerde sizi güzelce temsil etsin. Kadınların açamayacağı kapı yok, inanın bana. Tabii ki. Hitabetle, duruşla, nezaketle kadın gücünü herkes yanında tutsun, bulundursun. İkinci göz. Ama tabii ki unutulmamalıdır. Şöyle bir şey var. Kadın, her başarılı bir erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Ama nekmesi o hep arka planda bırakıldığı için kadınların gücünü anlamakta biraz zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü vitrin kısmını erkekler oluşturuyor. Evet. Ama bu süreçte artık vitrin kısmını kadınlar da oluşturması gerekiyor. Çünkü yüreklendirilmesi gerekiyor. Kadınların rol modellerinin iyi seçilmesi gerekiyor. Artık yaşam eskisi gibi değil. Hayat paylaşılırken kadının da güçlü olması gerekiyor. Sadece erkeklere vazifeyi yıkıp da işin içerisinde çıkılmıyor. Evet. İş dünyası kapsamında konuşulduğumuz zaman aslında hayatımızın her alanında hayat paylaşıldıkça güzeldir. Hayat yarı yarıya indirildikçe güzeldir. Siz eve gittiğinizde eğer yemeği kadın yapmışsa, salatayı erkek yapmışsa inanılmaz bir keyifli sohbet olur, inanılmaz bir sofra olur. Eğer bir kadın çocuğa ninniyi söylerken erkek beşiği sallıyorsa bu bir paylaşımdır. Çocuklar üzerindeki hakkınızın ne kadar güzel olduğunu söyler. Tabii Resul-i Ekrem gelip soruyorlar, diyorlar ki işte en birincilikli hak, vazife kimin yani hakkı noktasına? Anan, anadır diyor. Tekrar soruyor kimdir? Anadır diyor. Tekrar soruyor kimdir? Anadır. Dördüncüsünde babadır diyor. Buradaki de baktığımızda cennetin ayakları, kadının ayakları altına sunma biçimi bile kadınların emektar ruhu. Evet. Kadınların hiçbir şey beklemeden, kadınların kayıtsız, şartsız, koşulsuz sadakat ve vericilik noktasındaki hassasiyete kaynaklı olarak yapılır. Siz hiçbir şey bir gece uykusundan uyanıp da çocuğunu emziren bir annenin şefkati kadar olamaz. Evet. Siz ne kadar da değilseniz deyin, annelik ruhu bambaşka. Kadınlık ruhu bambaşka. Bambaşka. Eskiden ben şey derdim, kadın olmak bir dezavantaj. Hayır, kadın olmak bir avantaj. Kadınsanız siz donanımlısınız. Yaratılmışsınız kadın donanımlı olarak. Evet. Sizi bu konuma getiren, dezavantajlı konuma getiren koruma adı altında oluşturdukları o kalkandır. O çevreseldir. Sizi geliştirmediklerinden dolayıdır. Evet.
Evet. Eksikliğimiz buradan başlıyor kadın olarak. Yoksa kadın donanım bakımından donanımlı olarak dünyaya geliyor. Bizi geri bırakanlar erkekler. Belki de korkuyorlardır. Ne dersiniz Yaşar Hanım? O hep var. O hep var. Kadınları dinlemek. O hep var. Ben ondandır. Mesela bir kadın eşi kariyer sahibi oldukça, mesleğinde yol aldıkça kadın gururlanır. Evet. Eşini sürekli destekler arkadan, aman üzülmesin, işte daha çok işine odaklansın diye bütün alanı ona bırakır, özgürleştirir. Ama kadında tam tersi bir durum var. Kadın biraz yaptıklarıyla erkeğin önüne geçmeye başladığı an erkekte bir an kompleksler başlıyor. Kadının önüne ufak ufak çaktırmadan taşlar atmaya başlıyor. Değil mi? Kadın o taşları temizlerken erkek tam tersine kadının önüne taşlar atmaya başlıyor. Etki alanlarını, şimdi erkek egemen bir dünyada yaşıyor. Evet. Aslında. Erkek egemen dünyada yaşamak şöyle, fiziksel anlamda güçlü olmaları. İkincisi, bizim bir annelik nesli devam etme sorumluluğumuz var. Siz bir nesli devam ettirirken kadın bir çocuk dünyaya getirdiği zaman 3 yıl dünyadan bakıma muhtaç konumdadır. Gerek çocuğuyla ilgilenmesi noktasında, gerek emzirmesi noktasında, evet, çocuğun ruhsal durumu, gerek hormonal bakımdan, fiziksel anlamda çekilmeye, vücut kendini gerçekten ruhen ve fiziken geriye çekiyor. Evet. 3 yıl boyunca kadın bakıma muhtaçtır. Dolayısıyla orada bir kere siz diskalifiye ediliyorsunuz bir şekilde. Bunun da bakımını, bütün altyapısını erkek karşılamak zorunda. İşte bu gibi benzer durumlar söz konusu olduğu zaman kadın bir şekilde zayıflatılıyor. Bu da fıtrat gereği diyoruz, ama tabii ki bunu güçlü kılmanın da çok yolları vardır. İslamiyet kadının emzirmesini bile, ki inançtan bahsettiğimizde İslamiyet kadının emzirmesinin isteğe bağlı olarak, bakın isteğe, bunu altını çiziyorum, kadınlarımıza hani derler ya, siz emzireceksiniz. Evet. Yok öyle bir dünya. İslamiyet, kadın isterse emzirir, kadın istemezse emzirmez, erkek bunu dayatamaz. Bakın böyle de bir ayrıcalığımız var. Evet. Bizler İslamiyet'in, Müslümansak, İslamiyet'in verdiği imkanlar, özellikler, özgürlükler, erkek hoşuna gitmediği için bunu farklı bir şekilde bize yansıtıyorlar. Evet. Dediğim gibi onların alanına girdiğimiz andan itibaren sıkıntı başlıyor. Ama benim erkeklere nasihatim, benim erkeklere tavsiyem, üç dünyasında olur, eş dünyasında olur, ailede olur, toplumda olur. Hangi dünyadan bahsedersek bahsedelim, orada paralel dünyalar oluşturursak, onlar da başarıyı çok güzel yakalarlar. Kadınların da bir şekilde hem yanında olmalarını, hem de güçlenerek eş konuma getirdikleri zaman daha güzel hayata bağlarlar ve toplumu çok daha güzel inşa ederler. Evet. Birbirine etlikleri ve üstünlükleri olmaz. Üstünlük ve etlikleri ne orada olur biliyor musunuz? Yürekten sevme biçimiyle olur. Evet. Birbirini severek o etlik sağlanabilir. Evet. Kibar ve nazik erkeklere gerçekten çok ihtiyacımız var. Var. Öyle insanlar da var. Onlara da buradan gerçekten selamlar yolluyoruz. Duruşlarıyla, hitabetleriyle, yaklaşımlarıyla o kadar bakıyorsunuz ki, yani böyle saatlerce sohbet i̇şte etseniz da, doymuyorsunuz. Tabii işte orada da onu yetiştiren bir anne. Evet. Ve ben buradan o annelerin ellerinden öpüyorum. Ben yıllar önce bunu deriz. Yani toplumumuzun biliyorsunuz yarısı erkek, yarısını da yetiştirdim. Kadın. Toplumun yarısı kadın. Geri kalan yarısını da yetiştiren kadın. Yine kadın. Aslında baktığımızda toplumun geneline kadınlar hükmediyor. Evet. Ama bu hükümdarlığımızı, bu hükmetme biçimini olumlu, pozitif ve güzel bir şekilde yaparsak yetiştireceğimiz erkekler de o şekilde olacak. Biz geçen hafta zaten hep bunu konuştuk. Erkekler şu an bu haldeyse bunun içinde yine kadınların parmağı var. Çünkü bir topluma, kadın yetiştiriyor. Evet, topluma, okula gönderene kadar. Kızı ezik, erkeği A biçiminde yetiştirirsek sonra o hani şey gibi,
silahı üretiyorsun, sonra o silahla insanlar birbirini öldürüyor. Evet. Yani evet. Kendi elimizle aslında kendi silahımızı yapıyoruz. Bu çok da kötü bir durum. İşte bu dönemde dediğim gibi eğitimli kadınların kendini donanmış, işte kendini gerçekleştirmiş kadınlara ihtiyaç vardır. Bu kadınlarda da iş dünyasında var etmekle, evet, dediğim gibi kendini var etmekle, kendi egolarını demiyorum ama kendi gücünün farkındalığını ortaya koyarak yürüdükleri zaman kadınlar çok şey başarır. Evet. Hem aile ortamında çok şeyler yapar, hem iş dünyasında başarılı olur, hem de toplumsal mesajlar noktasında, toplumsal şekillendirme noktasında da çok güzel adımlar atar. Çok güzel şeyler yapar. Kadınlar isterse yapar, yapar. Ama bunu da hemen altını da çiziyoruz. Ben böyle ara ara bir şeyler, parantez açıyorum, bir şey söylüyorum, sonra diyorum ama lütfen kadın olduğumuzu da unutmayalım. Evet. Hani kadın haklarını sonuna kadar savunan biriyim, bir kadınım ama asla feminizm olgusuna sıcak bakmayan biriyim. Şimdi kadın başaracak, kadın azimli olacak, inatçı olacak, tuttuğunu koparacak ama kadın kokusunu üzerinden atmayacak. Duruşuyla, zarafetiyle, kendine verdiği özenle girdiği ortamda bir fark yaratmalı. Evet, şimdi baktığımızda Türkiye'nin gündeminde ya da hani number var dediğimiz kadınlar, üst düzey kadınlarımıza baktığımızda davranış biçiminde, konuşmasında, hitabında ya da duygu akışında bir erkekleşme rol modeli var. Özellikle siyaset arasında bunu görebilirsiniz. Evet. Giyimişinden bile, kuşanışında ya da yürüyüşünde bile bir erkek olma modeli vardır. Erkek olmakla kadın arasında bir çatışma yaşanıyor. Bunun onun ruh haline de yükseliyor. Hani o şeye göre, o kadına göre ben ne kadar erkekleşirsem o kadar girdiğim ortamda itibar kazanırım mı acaba? Ya da yaşadığı savaşlar, zorluklar mı onu o kadar sertleştiriyor? Bilmiyoruz ama... Orada erkek dünyasında hükmetme ve erkek dünyasında var olmak, erkek rol modeli üstlenmekle, yani bir rol çatışması yaşayarak bunu yapıyor. Aslında öyle değil. Kadın kendi gücünü kullanarak, çünkü siz şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bazı konularda derlerdi ki kadınlar lider olamaz. Yani kadın liderlikte sıkıntılar var. Siz liderliğin cinsiyeti olamaz bir kere. Yani. Ya da başarılı olmanın cinsiyeti olamaz. Ya da bir iş alanındaki sadece fiziksel anlamda diyebilirim. Çünkü gerçekten fiziksel anlamda biraz önce dediğim gibi zayıf yaratılmışlar. Evet, vardır. Aynen. O zayıflıkları bir şekilde avantaja dönüştürmek için ona da hitap edecek alanlar vardır. O alanların dışında kadınlar erkekleşmeden, yani erkek düşünceye olmadan cinsiyetinin farkındalığını yaşayarak da başarılı olabilirler. Bizler, sizler hiçbir zaman davranışlarımızda farklılık göstermedik. Yeri gelince ağlıyoruz, yeri gelince de zılgıt çalıyoruz, yeri aynen, gelince aynen. De dereleli halaylar. Sokakta çekiyoruz. Gördüğümüz bir çocuğun tabii başını okşuyoruz. Yeri gelince ağlıyoruz. Biraz önce ben hakikaten gözyaşlarımı ben fark ettim, evet. Evet, ama benim kadınsal hormonal iş gelişimimdir. Belki ben onları akıtamadım. Hani erkekler ağlamaz diyoruz ama onlar da bizler tarafından bastırılmış duygularla onların güçlü olması gerektiği evet. noktasında. Halbuki ağlayan erkek daha güçlüdür. Evet. Bunu unutmayalım. Ağlayan erkek daha güçlüdür. Çünkü olaylara karşı vicdanı güçlüdür. Evet. Vicdanı güçlü olan erkek de güçlü erkektir. Güçlü erkektir. Yüreği güçlü erkektir. Kadını seven, kadına değer veren erkektir. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Bu erkeklere gerçekten toplumumuzun ihtiyacı var. Onlar da işte dediğim gibi kadını yetiştirmekle başlıyor. Evet. Küçüklükten, siz ilkokuldan alıp da ana kucağından yetişene kadar, anne olana kadar, toplumda yer edindirene kadar sizin her alanda onu eğitmeniz lazım. Onu güçlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Güçlendirmemiz lazım. Siz böyle eğitimci kimliğinizi gerçekten bilginizle, duygunuzla, şairane anlatımınızla bizlere gerçekten bir kez daha yaşattınız, gösterdiniz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu hafta sonu Cuma ve Cumartesi yapılacak programı tekrar buradan izleyicilerimizle paylaşalım.
bir konfeti tekrar bir üstten geçelim. Evet. Ondan sonra da mesajlarınızı alalım. Şehrimize, şehrimizin kalkınması adına, acılarını unutması adına halkımızla mesajlarınızı paylaşalım. Şimdi bir kere bu şiddet ortamının durması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Ve bunun için telkinlerde bulunulacak o gün. Toplantımızda bir şöyle söyleyeyim, bir konfet il başkanları, genişletilmiş il başkanları istişare toplantımızı ilkini Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Evet. Burada Türkiye'nin hemen hemen her ilinden hem il başkanlarımız hem de iş dünyasında hükmetmiş insanlar burada olacaklar. Burada Diyarbakır'ı kalkındırmak, Diyarbakır'ı değiştirmek, Diyarbakır'ın yaralarını sarmak için ne yapabiliriz için bir araya geliyoruz. Ve buradan mesajlar vereceğiz Türkiye'nin her yerinde. Hı hı. Hepimiz eline, taşın altına gövdemizi koyacağız. Ekonomik anlamda nasıl kalkındırabileceğiz? Eğitim alanında nasıl yatırımlar? Dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde gerek ulusal bazda gerek de uluslararası bazda Türkiye'nin Diyarbakır'a ne gibi projelerle gelecekler? Bunların reklamını yapacaklar ve önce yerinde gözlemleyerek bizler ne yapabiliriz mantığıyla bu çalışmayı yapacağız. Ve inşallah bunun sonucunda yaralara bir şekilde de merhem olmak için de bir güç birliği oluşturacağız diye düşünüyorum. Evet, buradan mesajlar da yağıyor. Ben buradan bir yandan da onlara göz atıyorum. Kadın gücüne güveniyoruz, arkanızdayız, yanınızdayız. Diyarbakır'ın gerçekten bu oluşumlara ihtiyacı var. Mesajlar yağıyor. Evet. Gerçekten çok güzel mesajlar. Kadın olmanın farkı bu herhalde. Hemen anında dönüşler başladı. İnandırıcılık duygunun gerçekten güzel bir şekilde karşıya ulaştırılması, oradan da dönüşlerin gelmesi çok güzel. Herkes sevgiler, saygılar. Buradan Türkan Hocama, Diyarbakır'a, evet. Diyarbakır'ıma gerçekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra da duyarlılık göstereceklerine inanıyorum. Çocuklarına, eşlerine, gençlerine sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gerçekten ben tekrar ediyorum. Buraya gelirken bohçamla geldim. Diyarbakır'ı yar bildim, yaren bildim. Benim başka gidecek şehrim yoktur. Evet. Olmayacaktır da. İnşallah Allah beni buradan bir şekilde ayrılık yaşatmasın. Ben bir kere kendi yurdumdan ayrıldım. Burayı yurt bildim. Bir daha da hiçbir şekilde bir yere gitmeye ne niyetim var ne de buranın yıkmasına gönlüm razı değildir. Onun için herkese buradan sesleniyorum. Her kurum, her yerdeki bu altyapının içerisinde burayı bu hale getirenlerin tamamına buradan sesleniyorum. Ya duracaksınız ya duracaksınız. Bu şiddet ortamının mutlaka ama mutlaka sonuçlandırılması gerekiyor. Sonuçlandırıldıktan sonra da direkt olarak hızlı adımlarla yaraların sarılması evet. gerekiyor. Evet. Tekrar ediyorum. Benim Diyarbakır'ımdan, benim bölgemden herhangi dünyayı da söyleyebilirsiniz. Hiçbir ananın gözyaşını tahammülüm yoktur. Hiçbir çocuğun, hiçbir insanın ölümüne de tahammülüm yoktur. Herkes aklını başına devşirmek zorundadır. Bu süreçte gerçekten farklı kanallardan, farklı yerlerden sürekli eller bu coğrafyanın üzerinde oynadı. Artık bu elleri çekin. Allah rızası için çekin. Bizim artık gücümüz, takatimiz kalmamıştır. Burada da en büyük görev öncü kurumlara, artı onların yanında duranlara otokontrol, halkın otokontrolü. Biz nasıl bunu toplum içinde şey olarak uyguluyorsak, istesek yapıyoruz pek çok şeyi. İşte o bunu giydi, bu bunu yaptı. Halkın müthiş bir otokontrolü var. Bunu burada da yapacağız. Evet, geçen çok paylaştığım özellikle şimdi ısrar ediyorlar. Türkan Hocam mutlaka o şiirinizi okuyun. Evet. Ama aslında programımız şiir programı değil, başka zaman da okuyabilirdik ama. Ama duyguların en güzel anlatıldığı yazı, konuşma dili şiirdir. Evet, maalesef şöyle bir şey, aslında maalesef demeyeceğim. İyi ki Diyarbakır'da yaşamız. Diyarbakır'ın dediğim gibi bir ruhu var. Evet. Ve bu ruh sizi o kadar etkisi altına alıyor ki isteseniz de. İstemeseniz de bir duygu serine kapılıyorsunuz. Siz çünkü çaresizliğin, çünkü bütün hani yaptırımların acının, evet.
her şeyin yoğun olarak yaşandığı il Diyarbakır. Ve en çok yara alan yer de Diyarbakır. Aynen. Çünkü geçmişten bugüne kadar tarih sürecine baktığımızda hep bir kaygılı, hep bir acılı bir yer olmuştur. Bir kere burada hani farklı ırkın, farklı dinden olmanın, farklı oluşumların kaynağı ama birlikte yaşamanın da mutluluğunu yaşayan evet. bir yer. Zaman zaman dediğim gibi çomaklar sokuluyor. Zaman zaman başka eller ortaya çıkıyor ve bizi birbirine kırdırıyor. Evet. Bu kıyımların artırılması gerektiğine inanıyorum. Giresun'dan İbrahim Melikoğlu çok güzel. Karadeniz'de izleyeceğimiz sevgiler kendisine. Okulunun bahçesinde, öğretmen kendisi bu arada, okulun bahçesindeki yeni açmış çiçeği yolluyor bizlere. Çok teşekkür Bizim ederim. De yeni bir çiçek olarak açmamız, etrafımıza ışık vermemiz, güzellikler katmamız adına. O şiiri zaten izleyici istemeseydi ben sizden isteyecektim. Programın sonuna ben onu saklamıştım. Evet, kapanışı, Allah. Kapanış konuşmasınızı yapın diye. O güzel şiiri, o güzel duyguyu alabilir miyiz? Evet, o şiiri şöyle söyleyeyim, hemen bulmaya çalışayım. Çünkü bize buradan şeyler geliyor Türkan Hocam, sizi gerçekten il dışında, yurt dışından bile izleyicilerimiz var. Duygu gerçekten içten verilirse, inanın bana dünyanın her tarafına yetişiyor. Evet, aslında bunu yazarken gerçekten barış noktasında sezleştiğimiz bir güne tekabül etmişti. Hı hı. Gel artık diye bir şiirimiz var. Gün doğuyor bak zipsifiri karanlığıma. Ezanlar temizliyor paslanan kulaklarımı. Allah, Allahu Ekber dindirir acıyan yaramı. Ağrırken ilmek ilmek ışıklar seyre başlar. Benim kaderim ise Diyarbakır'ım seni sevmekle başlar. Bilirim ölüm ile eş değerdir zalim yıllar. Kovalasam olmuyor, bıraksam akıp gidiyor. İçinde sen yolcu, ben halcı olsam ne çıkar? Ötelerden seslenir açılan yürek yaraları. Bilsem merhem ise bu beden vur gitsin derim. Tek gözlerinde umut olsun, can olsun, candan olsun. Ey akan gözyaşımın mahmur tatlı tuzluluğu. İzin kalmış yanaklarımda, al al ondandır bilesin. Ruhumda elim kalmış, sıkma, boğulur, çekilir bedenim. Tenim sen, bedenim sen, evelim sen, ahirim sen olmuşsun bilesin. Mahşere kaldı hesabım, var git şimdi yolun açık ola. Rabbim bile seni affetmez, kulun kulundan hakkım olan. Be ey gafil yüreğim, ne istersin be kesliğinden? Nazlı nazlı yanışım mı seni aşka getirir gülümsersin? Yoksa tarihinde aranışın mı seni götürür dizelere? Dizdirme farklı oluşumu, haykır yuma yüzüne bekle. Yaradan yarattı beni, yaranamıyorsam sana çektirme. Çekiyorum nazını, çekerim cefanı, eğdirme diye bu başı. Gözlerimde türkülerin hayali dolaşır, lele bemal olur dökülür. Zılgıtlarım halaya tutulur, delile kurban be muradım. Sonra bir evladımın havarı düşer yadıma, kordur yanım. Ezanlardı beni sana bağlayan yar, neredesin gel artık. Adına barış demişem, adına umut demişem, adına sevda dedimse gel. Nefesim kesildi meydanlarda çağırırım, ayağım yalın. Düşmüşüm peşine viraneyim yokluğuma adım adım. Yerim sen, yarenim sen, direnen ebedi hıçkırığım sen. Gel. Gel artık kelime-i şehadetteyim. Son kelamım sen. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Gel artık. Barış gel artık. Huzur gel artık. Eski Diyarbakır gel artık. Gelsin. Gelsin. Gelecek. Biz umudumuzu evet. bitirmememiz lazım. Gelsin. Yeniden şahlanmamız lazım. Yeislik bize yok. İslamiyet'te de inancımızda da yeri yoktur. Umutların bittiği anda insanlığın yok olması demektir. Evet. Bizler umudu sıcak tutmak zorundayız ve bu umudu da gerçekleştirmek için hepimiz savaşmak zorundayız. Gerek şiddete, gerek küresel terörizme, gelsin gerekse artık. Buradaki her şeye bizler baş kaldırmak zorundayız. Kentimize ve Diyarbakır'a sahip çıkmak zorundayız. Evet. Başka çaremiz yok. Ya batacağız ya çıkacağız.
Ama batmak artık bizim kaderimiz değil. Değil. Çıkmak, yücelmek kaderimiz olsun. Kesinlikle olsun artık. Çünkü gerçekten aylardır böyle her hafta burada evet 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 böyle diyoruz ama gerçekten bizde de bir şeyler bitmek üzere yani bilmiyorum. Yes yok, yes yok. Olmamalı. Olmasın da, olmasın da ama acılar artık doldurdu kalbimize yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Şimdi aslında burada siyasetçilere yön vermek istemiyoruz. Yapılacak birkaç tane çalışmadır. Hı-hı. Onları yaptıktan sonra da bu olaylar durulacaktır diye düşünüyorum. Evet, olacaktır. Çünkü önümüzde dediğim gibi bir anayasal sürecimiz var, bir başkanlık sistemimiz var. Bunların tamamının artılarını Diyarbakır ve bölgemizde yaşayacağına inanıyorum. Ve buradan da ben yine bütün oluşumlara, siyasilere, Diyarbakır'ın sesi olmaya çalışan STK'lara, elini taşın altına koymuş olan insanlara sesleniyorum. Birlik beraberlik zamanıdır, var olmak zamanıdır. Dolayısıyla Diyarbakır sahipsiz değildir. Diyarbakırlılar kaldıracaktır, yeniden var edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir konfet, Diyarbakır İl Başkanı Türkan Devecigürler'di bu akşamki konuğumuz. Cuma cumartesi yapılacak büyük etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Diyarbakır'ın yeniden ayaklanması, Diyarbakır'ın yeniden eski sevgilimiz haline dönüşmesi için. O hep sevgilimiz olarak kalacaktır. Yürek bir kere sevdikten sonra geri dönüş yoktur diye eklemek istiyorum. Bu arada Cuma günü de Ulu Cami'de hep beraber Cuma namazı kılacağız ve oradan basın açıklaması yaparak birlik, beraberlik ve dostluk mesajları vereceğiz. Bütün halkımız davetlidir. Bütün kadınlar ve iş adamları orada olacağız. Teşekkür ediyorum buradan. Biz teşekkür ederiz. Için Yaşar Hanım. Estağfurullah olur mu? Biz şehrimiz adına yeni ne varsa, faydalı ne varsa ben burada elimden geldiğince her hafta yer vermeye çalışıyorum. Burada yer vermeyle de kalmıyorum değerli izleyiciler. Ben arkadan da her türlü desteği maddi manevi, maddi demeyeyim, maddi. Şu anda hesaptan ağrıyor. Ama manevi tüm desteğimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Gönül ister ki çok güzel şeyler yapılsın. Yapacağız da inşallah yapacağız da. Evet değerli izleyiciler, bu hafta bir konfeti işledik. Yarın 10 Mart engellilerle yürüttüğümüz kampanyanın başlama tarihi. Yarın tüm engelli dostlarını bir ay boyunca 10 Mart 10 Nisan Kehribar Kafe Sanat Sokağı'nda kafe bize desteğini sundu. Oradan gelecek gelirle de engellilerin sportif faaliyetleri, tekerlekli sandalye ve pek çok yardımlarına destek sunulacak. Buradan tüm halkımıza da duyuruyoruz. Ben de ara ara gideceğim, orada bulunacağım. Bu hafta bir konfeti işledik. Umarız şehrimize faydalı olur, güzel şeyler başlar. Olmak da zorunda, gerçekten olmak da zorunda. Şehrim, sevdam, özüm, seni bırakmadık, bırakmayacağız. Diyarbakır'ım, iki gözüm. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Hoşça kalın.